Buradaki yerleştirme bir saati. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde bulunan bağlarda koruk hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçilerin kestiği olgunlaşmamış üzüm korukları sepetlere alınarak işletmeye taşınıyor. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde işlemden geçen üzüm korukları işletmede koruk suyuna dönüştükten sonra Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde satış noktalarındaki yerini alacak. Daha çok Ege bölgesinde tüketilen bir içecek olan koruk suyu, şeker oranının az olması sebebiyle şeker hastaları tarafından da kullanılabiliyor. Zamanınızın olması yani önemli. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Gamze Uysal Seçkin, enstitüde 4-5 yıldır koruk suyu üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Koruk suyu normalde Ege bölgesinin bir içeceği. Sıcak yaz günlerinde tüketilmesi için, hatta daha ekşi olduğunda koruk ekşisi olarak da tüketilebiliyor. Salataların üzerine sos olarak kullanıyor Ege'deki tüketiciler. Fakat biz içim için burada hazırlıyoruz koruk suyumuzu. Özellikle şeker hastaları üzüm suyuna alternatif olarak bunu içebilirler, tüketebilirler. Üzümdeki daha olmamış maddeler içerisine girmiş oluyor koruk suyunu. Aynı şekilde şifalı bir içecek haline geldi. İliği olması ve soğuk, yani dolapta muhafaza edilerek, buzdolabında muhafaza edilerek o ekşilik insanlara ferahlık veriyor. Olgun üzümün bir tatlılığı vardır. İçerisinde fiyatı çok yüksektir şeker olarak. Fakat koruk daha üzümün ham halde, yani şekeri daha olgunlaşmamış hali olduğu için üzüm suyundaki gibi bir tatlılık gelmez. Daha ekşimsi bir tattır. Bu da ferahlık verir.